تعد المنطقة الصناعية في مدينة الراعي محورا اقتصاديا هاما يسهم في تعزيز الاقتصاد في الشمال السوري وتوفير فرص العمل. وتضم المنطقة مجموعة متنوعة من المصانع والشركات، كما توفر بنية تحتية حديثة تمكن المستثمرين من تأسيس مشاريعهم بكفاءة عالية. وتسهم المنطقة الصناعية في تطوير البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وللمزيد شاهد معنا هذا التقرير. تعتبر مدينة الراعي في منطقة درع الفرات واحدة من المناطق الصناعية الحيوية في المنطقة بشكل عام، حيث تشهد نمواً وتطوراً ملحوظين في القطاع الصناعي. وتعتبر المنطقة الصناعية في الراعي مركزاً رئيسياً للعديد من المعامل الهامة والحيوية التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز البنية التحتية الصناعية في المنطقة وتوفير فرص عمل. ومن هذا المنطلق، عدسة الفرات تسلط الضوء على عدد من المشاريع الصناعية المقامة في المدينة، والتي تسهم بدور كبير في دعم الاقتصاد المحلي وتخفيض أسعار المنتجات وغيرها. معمل الإسمنت يعتبر أحد العوامل الأساسية في هذه المنطقة الصناعية، إذ يلعب دوراً حيوياً في توفير المواد الأساسية للبنية التحتية والبناء، مما يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في توفير فرص عمل للسكان المحليين. معمل تكسير الحجر يمثل أيضاً أحد العوامل الرئيسية في المنطقة، حيث يقوم بتحطيم وتكسير الحجر لإنتاج مواد البناء اللازمة، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على المواد الإنشائية في المنطقة وخارجها. معمل الإسفلت الذي يلعب دوراً أساسياً في صناعة البنية التحتية، حيث ينتج الإسفلت الضروري لبناء الطرق والشوارع والممرات، مما يساهم في تحسين البنية التحتية للمنطقة ويساهم في تحسين النقل والتواصل. بشكل عام، تعد المنطقة الصناعية في الراعي بمنطقة درع الفرات مركزاً حيوياً للأنشطة الصناعية، حيث تلعب هذه المعامل دوراً حاسماً في دعم البنية التحتية وتلبية احتياجات البناء والتشييد في المنطقة وخارجها. Biz yaklaşık bir 30 yıllık firmayız. Gaziantep firmasıyız Türkiye'de. Biz Fırat Kalkanı başladıktan itibaren burada okul onarımları, mevcut askeri üsler, yollar, bunları yapmaktayız. 2018'in sonuna kadar sürekli buradaydık. 2018'den sonra Arar'a gelmeye başladık. Burada yol ihtiyacı çok fazla olduğu için Türkiye'den de asfaltı getirdiğimiz için çok problemler yaşadık. Gümrüğün yoğunluğundan, asfaltın gelirken nakliyeden dolayı soğumasından, mesafe uzun olduğu için. Geçen yıl 10. ayda buraya asfalt planti üretim tesisi kurmaya karar verdik. Tabii biraz zor oldu. Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti valilerimiz, vali yardımcılarımız çok yardımcı oldu. Üretim tesisimizi kurduk. Ama burada taşla ilgili problemler yaşadık. Burada bu bölgede, Fırat Kalkanı bölgesinde asfalta ve betona uygun taş olmadığı için tekrar bu taş kırma eleme tesisini kurmak zorunda kaldık. Yani standartlarımız karayolları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları'nın şartnamesine uygun bir şekilde dizaynımızı, her şeyimizi oluşturduk. Bu bölgeye hizmet etmekteyiz.
Ayrıyeten burada betona ve asfalta taşlar uygun olmadığı için burada beton santrallarına, kilit taşı fabrikalarına, onların da bizim yani şeyimizle kaliteleri arttı. Yani normalde daha önce çok fazla çimento kullanıyorlardı. Şimdi daha az çimento, daha kaliteli taş, daha kaliteli beton üretmekteler. Şu anda Cerablus bölgesi, Elbap bölgesi, Azez bölgesi tamamında çalışmaktayız. Günlük üretimimiz yaklaşık bizim asfalt üretim tesisimizin 2000 ton üretme kapasitesi var. Taş kırmeleme tesisimizin 1500 ton üretim kapasitesi var. Yani bu bölgenin kalkınmasını istiyoruz. Buradaki insanların hayat standartlarının yükselmesini istiyoruz. Yani Türkiye'ye giden arkadaşlarımızın buraların daha güvenli ve daha yaşam standartları arttığı zaman döneceğini de biliyoruz. Yani buraya hizmet etmek istiyoruz. Ayrıyeten yani bizim Türkiye'den asfalt getirirken, burada işler yaparken gümrükteki yoğunluklarda kaliteler düşüyordu ve ayrıyeten şu anda içeriye kurmamızdaki olayda, yani üretimi içeride yapmamızda hem gümrüğün yoğunluğunu, yani günlük 150 tır, yani 100 tır asfalt giriyordu gümrükten. Hem gümrük yoğunluk çok fazla oluyordu, kaçakçılığa ön veriliyordu, şey oluyordu, problem oluyordu. Hem onun önüne geçmiş olduk. Burada nakliyeleri Suriyeli nakliyecilere yaptırıyoruz. Çalışan personellerimizin yaklaşık 100 kişi Suriyeli, yaklaşık bir 40 kişi falan da Türk vatandaşı var. Yani 150 kişiye yakın şu anda burada istihdam sağlıyoruz. Ayrıca bu taş kırma tesisimizin çevresindeki hazine arazilere, meclislerin hazine arazilerine bir bedel almadan, bedelsiz temizleyip tarıma elverişli hale getiriyoruz. Ve buradaki köylü vatandaşların, çevre köylü vatandaşların arazilerini bir bedel almadan komple tarıma elverişli hale getiriyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler.